Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Tığ işi güzel model bir yelek yaptım. Bugün bu yelek anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yelek modeli hem kız hem erkek bebekler için yapılabilir bir model arkadaşlar. Ben bugün sarı renk ve beyaz renk kullandım. Bu şekilde bir yelek yaptım. Siz her renk iplik kullanarak bu yelek örgüsünü hem kız hem erkek bebekler için yapabilirsiniz. Yelek örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. İlk önce beyaz renk iplik ile bu yaka bölümünü yapıyoruz. Sonra modelli bölüm ile gövde bölümünü yapıyoruz. Bakın yakayı bu şekilde yaptım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Kol ile de uyumlu oldu bakın yaka örgüsü. Kulucunda yine burada yaptığım gibi bir düz bir ters örgüler yaptım. 3 düğme yaptım bakın yakasına. Bu düğme için ayrıca bir düğme patı yaptım. Bakın buraya karşıya düğme için buraya da düğme iyilikleri için bakın pat yaptım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Açık olarak görelim. Bakın arka görüntüsü bu şekilde. Çok güzel bakın. Hem kolay hem de güzel bir model. Bu yelek örgüsünde iplik olarak sarı renk iplik kullandım. 100 gram 320 metre iplikten bir iplik bitmedi arkadaşlar bir yumak ipliğe ihtiyacımız var beyaz renk iplik olarak yine aynı şekilde 100 gram 320 metre olan iplikten 50 gram iplik yeterli yarım yumak iplik kullandım beyaz iplikten tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım benim elimin sıklığına göre bu iplikler bu tığ numarası ile bu büyüklükte bir yelek elde ettim arkadaşlar. Sizin eliniz sıkıysa benimle aynı sayıda yaparsanız yaptığınız ölçü daha küçük olacaktır ve sert olacaktır. Bakın benim yaptığım örgüler çok yumuşak oluyor. Elim çok sıkı değil. Tığ işi örgülerde eliniz sıkı olursa örgüler sert olur. Eğer eliniz sıkıysa 3,5 4 mm tığları kullanmanızı tavsiye edelim. Yaka bölümüne 3 düğme yaptığımı söyledim zaten arkadaşlar. Siz bu yelek örgüsünde İstediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Her marka ipliği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örgüye başlamadan önce ölçülerini söylüyorum, fikriniz olsun. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 25 cm. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından yükseklik 19 cm yükseklik var. 6-12 aylık bebek için standart beden ölçüsüne göre güzel bir ölçü arkadaşlar. Siz farklı ölçülerde yapmak istiyorsanız standart beden ölçü tablosunu ben hazırladım. İzlediğiniz bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. O tabloya bakarak bu yaka yüksekliğini, gövde genişliğini ve gövde yüksekliğini ayarlamasını yapabilirsiniz. Bu yelek örgüsünü yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. Her yaş çocuklarınız için yaparak kullanabilirsiniz. İpli tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel yelek örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Zincir yapabilmek için ilk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Ve zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmayalım arkadaşlar. Bu zincirler üzerine bir sonraki sırada trabzanlar yapacağız. 80 zincir yapıyorum. 80 zinciri yaptım. Çok sıkı zincir yapmadım bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu 80 zincirin kaç santimetre olduğunda ölçüyorum. Ölçtüğüm zaman 32 santimetre uzunluk var. Benim yapacağım ölçü için yeterli. 3 zincirde dönüş için yapıyorum. 1 2 3 tığın üzerine iplik alıyorum 1 2 3 ilmek atlıyorum dördüncü ilmek içine trabzan yapıyorum ön bölüm için 11 trabzan yapıyorum bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. Yanında bulunan, bakın ilmek içine aynı ilmeği değil, yanında bulunan ilmek içerisine kol bölümü için ilk trabzanı yapıyorum. Kol bölümüne 18 trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 kol bölümü için 18 trabzan yaptım 2 zincir yapıyorum. Arka bölüm için yanında bulunan ilmeğe ilk trabzanı yapıyorum. Arka bölüm için 22 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 biraz hızlı yapıyorum arkadaşlar bu arayı 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Arka bölüm için 22 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Kol bölümü için 18 trabzan yapıyorum. Bu kolda 18 trabzan yaptık. Buraya da 18 trabzan yapıyorum. 18 trabzanı yapalım. 18 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. Ön bölüm için 11 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 trabzanı yaptım yakanın ayrımlarında yaptık bu sırada Arkadaşlar bu sırada ön bölümler için 11 trabzan kol bölümleri için 18 trabzan arka bölüm içinde 22 trabzan yaptık ikinci sıradayız ikinci sırada bu iki zincir yaptığımız yerlerde bir trabzan 2 zincir bir trabzan şeklinde arttırmalar yapacağız bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyoruz. Bakın iki zincir yaptığım yere geldim. Buraya bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde arttırmayı yaptık. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları yaptım. Bu arttırma yerine de bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Bu bir trabzanın birisi kol bölümü için, bir diğeri arka bölüm için oldu diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları tamamladım bu arttırma yerine bir trabzan iki zincir bir trabzan yapıyorum bir trabzan iki zincir bir trabzan kol bölümünde bulunan ilmekleri Trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar bakın trabzanları tamamladım. Bu arttırma yerine de bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. sıra sonunda bulunan bakın bu 3 ilmek atlayarak bir trabzan yapmıştım bunun bu son ilmeğin üzerine tığ takıyorum bir trabzan yapıyorum ikinci sırada arttırmaları da yaptık arkadaşlar bakın bu şekilde bu 4 noktadan bir trabzan 2 zincir bir trabzan şeklinde arttırmalar yaptık üçüncü sıradayız bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum arttırma yapacağım yere kadar bakın trabzanları yaptım bu arttırma yerine bir trabzan iki zincir bir trabzan yapıyorum bir trabzan iki zincir bir trabzan yaptım diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum Bakın arttırma yerine bir trabzan iki zincir bir trabzan yapıyoruz 11 trabzan ile başladık İkinci sırada 12 trabzan oldu. Üçüncü sırada 13 trabzan oldu. Sayalım isterseniz bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Her sırada bir trabzan artıyor arkadaşlar. Bu şekilde arttırmalar yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu arttırma yerlerinde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yapıyoruz. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Üçüncü sırada her ilmek üzerine birer defa trabzan yaptım. Bu arttırma yerlerinde de bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın arkadaşlar. Görüntüsü böyle. Dördüncü sıradayız bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları tamamladım bu arttırma yerine bir trabzan 2 zincir bir trabzan yapıyorum bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın. Robanın örgüsü artık bu şekilde devam edecek. Bu dört noktadan arttırmalar yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bir zincir yapıp geriye dönelim. Arttırmalar yaparak robanın örgüsüne devam edelim. Bakın. Şöyle katladığımız zaman görüntüsü böyle görünüyor. Yaka görüntüsü böyle oluyor. Yapacak olduğunuz bebeğinizin büyüklüğüne göre bu 4 noktadan bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yapalım. Diğer ilmeklere de birer defa trabzan yaparak robanın yüksekliğini tamamlayalım. Yakadan başladığım roba örgüsünü 11 sıra olarak tamamladım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Santimetre olarak da ölçüyorum. Bakın bu şekilde ölçüyorum. 10 santimetre yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için bu yeterli. Siz daha büyük bebek için yapıyorsanız bir sıra daha roba yaparsanız iyi olacak arkadaşlar. 12. sırada kolları gövdeden ayıracağız örgümüzü gövdenin örgüsüyle devam edeceğiz. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek içine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar trabzanları yaptım. Bu arttırma yerine bu sırada iki trabzan yapıyorum. Buraya kadar birer trabzan yapmıştım. Buraya iki trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir yapıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Burada bulunan arttırma yaptığım zincir boşluğuna 2 trabzan yapıyorum. 3 zincir yaparak kol altını buraya oluşturduk. Bakın arkadaşlar. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar trabzanları yaptım. Bu iki zincirin içine iki trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Burada da aynı 3 zincir yaptım kol altında. Buraya da 3 zincir yaptım. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Bu arttırma yerine iki trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri birer defa trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanları tamamladım. Görüntü olarak bakın böyle oldu. Bu sırada kol ile gövdeyi birbirinden ayırdık. Ön ve arka bölümü birleştirdik arkadaşlar. Bakın tek parça haline getirdik kollar boş kaldı. Şeklini şöyle görelim. Bakın bu şekilde. Roba bölümünde buraya kadar 12 sıra olarak yaptım arkadaşlar. Her sırada birer trabzan arttırması yaptım bu son sırada 2 trabzan arttırması yaptım. Ön bölümde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 trabzan var. 11 trabzan ile başladım. Bitiminde 23 trabzan oldu. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Trabzan sırası yapıyoruz. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. 3 zincir yaptığımız buraya kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak 3 zincir yaptığım yere geldim. Burada 3 zincir yaptım. Her zincir içine iki trabzan yapıyorum. 1 Aynı zincirin içine 1 trabzan daha yaptım ikinci zincirin içine de 2 trabzan yapıyorum 1 2 3. zincirin içine de 2 trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir yaptım 6 trabzan oldu bakın burada Diğer ilmeklere birer defa trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın kol altının görüntüsü böyle. Diğer kol altına kadar devam edelim. 3 zincire kadar trabzanları yaparak tamamladım. Burada bulunan 3 zincir içine de her zincire 2 trabzan yapıyorum. İlk zincirin içine 2 trabzan yapıyorum. 1 2 ikinci zincirin içine iki trabzan yapıyorum bir iki üçüncü zincirin içine de iki trabzan yapıyorum Bakın kol altında 6 altı trabzan yaptım. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak görüntü olarak böyle oldu arkadaşlar. Bu sırada kol bölümlerini gövde bölümünden ayırdım. Bak gövde bölümünü kol altında zincirler ile ön ve arka bölümü birleştirerek elde ettim. Görüntü olarak böyle oldu. Şimdiki sırada renkli iplik ile model yerleştirmesi yapıyorum. İpliği burada kesiyorum. Model yerleştirmesine bak şu şekilde örgünün düz tarafından başlıyorum arkadaşlar. Bak buradan belli oluyor. Örgünün düz tarafı burası. Sizin diğer tarafta bittiyse de buradan başlayabilirsiniz. Sarı renkli iplik ile devam ediyorum. Siz istediğiniz renk ipliği kullanabilirsiniz. Bak bu ilk ilmekten sarı renk iplik ile bir ilmek yapıyorum. Zincir yaptım sağlamlaştırdım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. İki defa da çıkardığım trabzanı yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum ikinci ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. Aynı ilmek içine yapıyoruz. Bak bu ipleri de burada tutuyorum. Bak aynı ilmek içine 3 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. ikinci ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz. Bakın. Bir ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Arada bir ilmek atlıyorum. ikinci ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bak bir ilmeğe 3 trabzan yaptım. Bir ilmek atlıyorum. Son ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu sırada model yerleştirmelerini yaptım. Buranın denk gelmesi için benimle aynı sayıda başladıysanız bakın ben burada 2 ilmek atladım. Bir yerine 2 ilmek atladım. Bu tarafın bu diğer ön bölümle aynı olması için o şekilde yaptım. Bak bu şekilde görünüyor. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine bak. Trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bu bir ilmeği atlıyorum. İkinci ilmek üzerine bir sık iğne, iki zincir bir sık iğne yapıyorum. bak bir ilmek içine bir sık iğne 2 zincir bir sık iğne yaptım 2 ilmek atlıyorum üçüncü ilmek üzerine bak burada 3 trabzan yaptım ortada bulunan ilmek üzerine bir sık iğne 2 zincir bir sık iğne yapıyorum 2 ilmeği atlıyorum Bak bu ortada bulunan ilmek üzerine bir sık iğne 2 zincir bir sık iğne yapıyorum 2 ilmek atlıyorum. Bu ilmek üzerine bir sık iğne, 2 zincir bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bak sıra yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak sıra sonunda bu bir trabzanın üzerine yine bir sık iğne yapıyorum. Sıra başında sık iğne ile başladım. Sıra sonunda da sık iğne ile bitirdim. Bakın arkadaşlar görüntü böyle. Bu sırada bu bir alt sırada yaptığım 3 trabzanın ortada bulunan ilmek üzerine bir sık iğne 2 zincir bir sık iğne yaptım. Diğer model ortasında da yine bir sık iğne 2 zincir bir sık iğne yaptım. Bak düz tarafın görüntüsü böyle. Model bu iki sıranın tekrarından oluşuyor. Şimdiki sırada yine bu 3 trabzan yaptığımız sırayı yapıyorum bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum bak bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum iki defa da çıkardığım trabzanı yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum bu iki zincirin üzerine bak model ortasına iki zincir yaptım bu iki zincir üzerine 3 trabzan yapıyorum üzerine iplik alıyorum diğer iki zincir üzerine de 3 trabzan yapıyorum Bak bu iki zincir üzerine de 3 trabzan yapıyorum. model bu şekilde görünüyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak son ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. ikinci model sırasında başladım. Bu şekilde oldu. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. 1 ilmek atlıyorum. Bu ilmek üzerine bak. 3 trabzanın ortasında bulunan ilmek üzerine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bak burada bulunan, ortada bulunan ilmek üzerine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum bir sık iğne iki zincir bir sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım son ilmek üzerine de sık iğne yapıyorum bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum trabzan sırası yaptığım sıradayım İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum bu iki zincir yaptığım yere 3 trabzan yapıyorum Bak diğer iki zincir üzerine de üç trabzan yapıyorum. Bak bu şekilde. Gövde bölümünün örgüsü bu model sırasının tekrarıyla devam edecek. Bir sırada bu trabzan sırası yaptığımız sırayı yapıyoruz. Bir sırada da bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yaptığım sırayı yapıyorum. Bak modelin görüntüsü yakından böyle arkadaşlar. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne ve tercihinize göre gövde bölümünün örgüsünü istediğiniz kadar sıra sayısını tekrarlayarak tamamlayalım. Renk sıralamasını da farklı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Aralarda beyaz renk kullanabilirsiniz. Farklı renkler kullanabilirsiniz. Rengarenk de yapabilirsiniz. Gövde bölümünün örgüsünü tamamlayalım gelelim. Gövde örgüsünü 12 model sırası yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 sırayı sarı renkli iplik ile yaptım. 9. sırada bakın bu sık iğne iki zincir bir sık iğne yaptığımız sıradan başladım 9. sırayı beyaz renkli yaptım 10. model sırasına yine sarı renkli yaptım 11. model sırasını beyaz renkli yaptım 12. sırayı sarı renkli yaptım tercihime göre bu şekilde yaptım siz isterseniz tek renk olarak devam edebilirsiniz bakın burada bitirdim gövde örgüsünü arkadaşlar bu 3 trabzan yaptığım sırayı bitirdim Şimdi bu ön patta pıtırcık modeli yapıyorum. Siz tercihinize göre bir iki model sırası devam edebilirsiniz. Bakın en son ilmeğe trabzan yaptım. İki zincir yapıyorum. Bu ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bakın bu ilmeği atlıyorum. Bu ilmek üzerine bir sık iğne, iki zincir bir sık iğne yapıyorum. Buraya atlıyorum. Bakın buraya bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bu ilmeği atlıyorum. Bu ilmek üzerine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde pıtırcık modelleri yapıyoruz. Bu beyazı bitirdiğim, sarıya başladığım yere kadar devam edelim. Buraya kadar bakın pıtırcık modelleri yaptım. Buradan itibaren sık iğne devam ediyorum. Bakın bu ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yaka başlangıcına kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar bakın sık iğneyi tamamladım. Bakın buradan buraya kadar sık iğne yaptım. Buraya düğme patı yapıyoruz arkadaşlar. Bu sırada düğme iliklerinin yerini belirleyeceğiz. İşaret yapalım isterseniz. Birisini bakın buraya yapıyorum. Yaka başlangıcına bir diğerini bu yakayı bitirdim. Bakın buraya bir üçüncüsünü de tam ortaya arkadaşlar. Bakın şu şekilde katlıyorum. Orta bölüme. Buraya da üçüncü olanı tak yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Düğme iliği için 3 zincir yapıyorum. 1 2 3 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeği sık iğne yapıyorum. Bakın düğme iliğini buraya yaptım. Bu işaret yaptığım yere kadar kas sık iğne yaptığımı sayıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sık iğne yaptım. İşareti çıkardım. Düğme iliği için 3 zincir yapıyorum. 1 2 3 2 ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu iki düğme iliği arasına 8 sık iğne yaptım. Buraya da 8 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 Düğme iliği için 3 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar. 3 düğme iliğinin yerini buraya belirledim. 1 2 3 bir sık iğne daha yapıyorum buraya İki sık iğne oldu bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum tığ üzerine iplik alıyorum bu sırada yarım trabzan sırası yapıyorum bakın ilk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum diğer ilmeklere yarım trabzan yaparak devam ediyorum bu bakın üç zincir yaptım bunun üzerine iki yarım trabzan yapıyorum bir iki diğer ilmeklere bir yarım trabzan yapıyorum. Bakın buraya yine iki yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere bir yarım trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde düğme iliklerini yere. Bakın buraya iki yarım trabzan yapıyorum. Son ilmeğe bir yarım trabzan yapıyorum. Bakın. Bu patı yaptım. Burada bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapacağız. Bu ilmekler üzerine sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın bu trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapıyorum arkadaşlar Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın yaka görüntüsü böyle oldu arkadaşlar. Bir düz, bir ters boşluktan aldım, trabzan yaptım. Son ilmeği de bakın düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. İki zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum, düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın, düz tarafın görüntüsü böyle. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsam o yönde boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Bakın son ilmeği de ters taraftan boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Örgüyü çeviriyorum. Bakın bu sırada zincir yapmıyorum. 2 zincir yapmıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum yine. Bakın burada zincir yapmamamın sebebi arkadaşlar buranın yuvarlak bir görüntü olması için. Düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada yine trabzanı nasıl görüyorsam o yönde boşluktan aldım trabzan yaptım. En son bakın ters tarafta boşluktan aldım trabzan yaptım tığ üzerine iplik almadan buraya ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum bakın yuvarlak bir görüntü elde ettim buraya kadar ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar ilmek kaydırma yapıyorum ilmek kaydırma yapıyorum bakın görüntüsü böyle oldu burada sık iğne yapıyorum burada ne yaptıysak bu tarafta da aynısını yapacağız buraya düğme iliği yaptım buraya düğme iliği yapmayacağız düz sık iğne yapıyorum arkadaşlar bakın bu ilmek üzerine sık iğne yapıyorum ilmekler üzerine sık iğne yapıyorum buraya kadar devam edelim buraya kadar bakın sık iğne yaptım bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere sık iğne yaparak devam ediyorum. Sık iğne sırası yapıyoruz. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar bakın sık iğne yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın burada son sırayı yarım trabzan yaptım. Burada da yarım trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. buraya kadar devam edelim. Yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Düğme patını buraya yaptım. Bakın buraya düğme iliği yaptım. Buraya düğmesini dikeceğiz. Gövde bölümünde de pıtırcık modelleri yaparak devam ediyorum. Bakın burada pıtırcık modelleri yaptım. Burada da aynısını yapıyorum. İlmek kaydırma yaparak bu beyaz ilmeğin olduğu yere geçiyorum. Bakın ilmek kaydırma yapıyorum ilmek kaydırma yapıyorum buraya bir sık iğne iki zincir bir sık iğne yapıyorum bir ilmek atlıyorum bir sık iğne iki zincir bir sık iğne yapıyorum bir ilmek atlıyorum bir sık iğne iki zincir bir sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar devam edelim Sıra sonuna kadar pıtırcık modellerini yaptım. Burada da devam ediyorum arkadaşlar. Bakın en son köşeye bir pıtırcık modeli yaptım. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar pıtırcık modelini yaptım. Bakın bu ilmeğe pıtırcık yaptım. İlk yaptığım bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Çok güzel oldu bakın pıtırcık modeli yaka örgüsüyle de devam etti. Şimdi kol örgüsünü yapalım. Ama bakın burada ön ve arka bölümü birleştirdiğim sırada bir sıra beyaz ile trabzan sırası var. Onu yapıyoruz ilk önce. Kol altından iplik bağlıyorum. Ilmek yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın şu şekilde devam etmem gerekiyor arkadaşlar. Bu arttırma yerine bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar bakın trabzan yaptım. Bu arttırma yerine bir trabzan yapıyorum. Kol altında yaptığım, bakın bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Ilmek içinden çektim. Bakın arkadaşlar. Devamı aynı oldu. Şimdi sarı renk iplik ile bu yakada yaptığım gibi bir düz bir ters trabzan yapıyorum. Kol altından başlıyorum. Bakın bu ilmekten ilmek yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlk trabzanı bakın düz tarafta görüyorum. Boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. Bakın yine bir düz bir ters trabzanlar yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanları bir düz bir ters boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Bakın bu ilmeği de şu şekilde boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın düz taraftan boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Burada yaptığım iki zincir ters tarafta görünen trabzan bakın. İki zincir yapıyorum. Bu sırada bu yaptığım trabzanları nasıl görüyorsam o yönde boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. Bakın düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar nasıl görüyorsam o yönde boşluktan aldım trabzan yaptım. Bakın son trabzanı düz taraftan boşluktan aldım trabzan yaptım. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bu başta yaptığım iki zincir yine ters tarafta görünen trabzan oldu. İki zincir yapıyorum. Bir sıra daha nasıl görüyorsam o yönde boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar yaptım. Son ilmeği bakın. Sıra sonuna kadar yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. ilmek içinden çektim. Bakın bu şekilde oldu. 3 sıra sarı renk iplik ile bir düz bir ters örgü yaptım. Bakın 1, 2, 3. Diğer kola örgüsünü de ben tamamladım. Bakın arkadaşlar bu şekilde her iki kola örgüsünü bitirdim. Buraya da düğmelerini dikebiliriz. Bakın bu ön pat yaptığımız buraya düğme iliklerinin tam karşısına 3 tane düğme dikeceğiz. Yelek artık kullanımı hazır. Bakın Açık olarak görelim. Bu şekilde çok güzel oldu. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 25 cm. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından gövde yüksekliği 19 santimetre omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum 33 santimetre Arkadaşlar 6 aylık bebek için güzel bir ölçü oldu beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen örgü kanalıma abone olmak ücretsiz örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınız yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.